Vekil ya yok, ölmüş gibi. Sizler valiye gideceğiz ha. Biz olayı istemiyoruz. Biz valiye Mustafa Şahin'imiz var. Mustafa Şahin korkusunda köye gelemiyor. Bir vatandaş derdini anlatan. Gidiyor orada burada geziyor. Şimdi yanıya gidiyor. Narende bak. Darende'ye gidiyor, Süre'ye gidiyor, buraya gidiyor. Battal Gazi senin ana ocağın. Togar senin ana ocağın. Gel bir bak, sorunun ne? Sorunun. Abi, ana ocağına gel bir seferde. İlan varsa gelsin. Yüreği yok. Yüreği yok ki gele. Battal Gazi'ye yüreği yok gele. Bunu da söyle. Adam, adam olsa bu sorunu çözerlerdi. Tek şerit alacaksın. Tek şerit alacaksın. Biz tek şerit şunları bir kenara alabilir miyiz? Önce yok abi. Tamam biz tek şerit onu alırız. Alırız. Tamam tek şerit ama Malatya'ya kadar gideriz. Tek şerit. Tek şerit. Tek Bu yolu neden kapattın veya ne yaparken? İşte yolu biz valiye sesimizi duyurmak için kapattık. Kapatmadık daha doğrusu. Bizim yolumuzu kapatan emniyet oldu. Bizi bırakmadı ki biz gidelim. Sesimizi duyurmak için. Traktörlerle valiliğe biz gidiyorduk. Şu anda da bizim sıkıntımız şudur. A, B, C kanallarında su yoktur. 30-35 gündür ki ağaçlarımız daha bir 30-35 günde daha önce suyu görmemişti. Şu anda 50-60 gündür bizim bu bölgeye su görmemiştir. 2013'ün Eylül ayına ben. Bak bu arkadaşımızın bahçesine diyor ki 2013'ün diyor Eylül ayında bu yana diyor benim bahçeme su görmemiştir diyor. Peki. Yani hepimiz aynı şeydeyiz. Şu anda biz neyle su suvarıyoruz? Kanalizasyon suyuyla biz domates yetiştiriyoruz. Biz sebze yetiştiriyoruz. Bugün Malatya zannetmesin ki Battal Gazi'de gelen sebzeler, gelen meyveler öyle çok temizdir de yani biz yiyoruz. Biz kanalizasyon suyuyla biz şu anda şu suyu temiz yani temin edip de suvarıyoruz. Bizim amacımız Toygar, su aktarmak. Kadıçayır, Kemer Köprü, Boran. Alışar, ondan sonra Hasırcı, bu bölgelere su gelmiyor. Yani bizim su mevcut suyumuz da var, baraj burada bizim burnumuzun dibinde. Yalnız yetkililerde biz bir türlü sesimizi duyuramıyoruz. Hay para da geldiğini söylüyorlar, gelip de tekrar gittiğini söylüyorlar. Bu ne derece doğru onu da bilmiyoruz. Devlet Su İşleri dün bir arkadaşımıza demiş ki 8 trilyon bir para geldi. Devlet Su İşleri bu parayı kabul etmemiş. Geri gönderdi, yine söylediler bize. Biz onun için sesimizi duyuruyoruz. Madem 8 trilyon para geldiyse bu parayı niye buraya harcamadılar? Bu pompaları niye kurmadılar? Şu anda mevcut birkaç tane şeyimiz vardır. Artizanlarımız vardır. Ta 2009'a onları vurmuştuk. 5 sene önce. Şu anda onların bir tanesine bir pompa indirilmedi. Onlara birer tane pompa indirmiş olsaylardı belki sebzeleri yani demiyorum ki ağacı kurtarırdık. Sebzeleri en azından onlarla suvarabilirdik. Bugün Malatya kanalizasyon suyuyla yetişen bir sebze yemezdi. Peki efendim milletvekillerine, belediye başkanına bu milletvekillerine ben bunu söylüyorum. İhsan Koca'ya bir dipzat ben kendim bir ölçüm yaptım. Dosyayı kendisine verdim, uzattım. Dedim ki sayın vekilim 2 trilyon 100 milyar lira bir para tutuyor. Bunun 1 trilyon 100 lirasını biz ödeyeceğiz. 1 trilyon lira da devlete bekliyoruz dedim. Ve bana böyle elini getirerek para para diyorsun da para nerede? Para yoksa dedim sen ne her gün bir televizyonda diyorsun ki kişi başına 10 bin dolarları geçti. Bu para nerede peki? Sen gitmişsin orada oturduğun yerde şey yapıyorsun Özgür Hanım o arada devreye girdi. Şeyin açılışına gelmişlerdi. Mete Eker de o zaman buradaydı. O açılışta dedi ki bu senin bacının dedi şeydir dedi namusudur dedi. Ben bu suyu atacağım. Hala suyu atacak. Özür Hanım'da da bir şey bekledim. Yani şey gelmedi. Mustafa Şahin teşekkür hepsi aynı yani. 5 sene evvel suyu tutacaklar. Seçim arifelerinde devamlı bu kişiler bu kişiler yani seçilecek kişiler bize namus sözü veriyorlar. Vekiller de dahil. Bu kaç yıllık bir sorun sıkıntı? Bu yıl daha arttı bu sorunumuz. Yani yaklaşık 5-6 kuraklık yetmesinden dolayı tabii, sorunumuz daha arttı. Tabii ki baraj ağzımızın dibinden, ağzımızın dibinde olduğu için bir an evvel pompa vurulup A ve B, C kanallarına suyun akıtılmasını ve çiftçilerin mağduriyet